Bu arada dışarıda bizim güvenliğimizi sağlayan emniyet mensuplarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bu kutlu yolculuğu bir amaç için yaptık. Alçak gönüllü ama kalbimde biliyorum ki buraya sadece benim için gelmediniz. Bu ülkemizin nasıl değişeceğine inandığınız için geldiniz. Savaş karşısında barış olabileceğine inanıyoruz. Umutsuzluk karşısında umudun olabileceğine inanıyoruz. Milletimizi dışlayan, çok uzun süre bölen bir siyaset karşısında tek bir insan olabileceğimize, mümkün olana ulaşabileceğimize, daha mükemmel, adil bir Türkiye inşa edebileceğimize inanıyoruz.